Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon izleyiciler. Haftalık muşim haberde programımızı görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yapın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şerif Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muşim haberlerini huzuruna olsunuz. Kaynamızda kıtamlar ekranımızda bulsun. Tayvan sebeplik Amerika Xitay'nın tokunuş ihtimalliği en yukarı. Amerika Avazı'nın 18 yanvardaki haberde bildirilişçe Amerika Akıl Ambarı'nın yıllık dokulatıda bu yıl Tayvan sebebiden Amerika bilen Xitay otursuda tokunuş yüz veriş ihtimalliği en yukarı deb körüstildi. Amerika Akıl Ambarı Taşkı Münasebetler Kengişi yakında en yeni dokulat ilan kılıp 2021 yılı dünyanın her kaysi caylarda yüz veriş ihtimalliği bulan tokunuşlarını mülkerligen. Dokulatta Amerika bilen Xitay otursudaki Tayvan krizisi tuncu katım dünyadaki en yukarı derecelik tokunuş ihtimalliği katarığı kirgüzülgen. Dokulatta gerçi kişilerin dikkati Biden hükümeti bir taraf kılışkı tekişlik bir katar ciddi devlet içi krizisi merkezleşken bolsa mı? Ama Amerika'nın tedbir belgeli güçlerinin iğir halkaralık tokunuş haupiga sel karmaslık gerekliliği tekitlengen. Ma'lum bo'lishicha Amerika Tashqi munosabatlar jamiyati qarmoqidagi oldini elish harakat markazi 2008 yildan boshlab har yili dokulat e'lon qilib, keyingi yili oldini elishga tegishli muhim nuqtalarni asos qilib, portlash yoki kuchayishi mumkin bo'lgan ziddiyat yoki krizislarni baholab kelgan. Bu markaz har yili kuzda Amerikaning yuzligan tashqi siyosat mutaxassislariga takshirish savoli avatib, ulardan kelgusi 12 oy ichida dunyodagi 30 xil krizis yoki to'qinish omilini tizib chiqishini Amerika menfaatiga bo'lgan ehtimolligi va yashirin ta'sirini baholashni talab qilgan. Xatarni baholash jadvali yuz berish ehtimolligi va ta'sir darajasiga asosan 3 darajaga ayrilgan. 2021 yili Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi Tayvan krizisi tunji qatim 1-chi darajaga o'rligan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatning kuchayishiga ergishib, mutaxassislar Xitoyning siyosiy va iqtisodiy kuchidan foydalanib, Tayvanga bo'lgan besimni oshirishi sababli Amerika bilan Xitoyning iyg'ir krizisiga yetib qoldiganligi mo'ljallangan. Xitay bilan Hindiston ikki tarafning talash tartishidagi chegara harbiy to'qinishi 2-chi darajalik xatar deb baholangan. Mutaxassislarning qarashicha 2021 yili Amerika bilan Xitayning Janubiy dengizdagi qurolliq tirikish xavfi to'vallaydigan bo'lib, 1-chi darajadan 2-chi darajaga tushirilgan. Amerika hukumatı Xitayning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 19 yanvar kuni Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish masalasi haqida Amerika Tashqi ishlar ministrligining chiqargan qarori nomli bayonot e'lon qildi. Bayonotda Xitoy rejimining Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamlik bostirishini rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini jakorladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mazkur bayonotda munularni ta'kidladi. İttifaqdaş armiya natsistlar jazo lagerlarining dahshatlarini oshkorlagandan keyin hargizmi qayta takrorlanmaydi degan shuar madaniyatlik dunyoning ashu dahshatlarga qarshi o'rtaq ovoziga aylangan edi. Kunimizdagi vahshiyliklar biz o'tmishda ko'rganga o'xshamaydigan shaklda elib berilganligi uchun vahshiyliklarning mohiyati hargizmi o'zgarib qolmaydi. Shuning uchun bugun tovandagi qarorlarni chiqardim. Birinciden 2017 yılı 3. aydan başlayıp mevcut paketlerini inçkilik bilen tekşürgendiyken, Xitay rejiminin Xitay Kompartiyasının yetekçiliği ve kontrolluğu da Uyghurlarını asas kılgan Müslüman topluluklarına karıda insaniyetke karşı cinayet ötküzü vatkallıkını iniklap çıxdıq. Bu cinayetler hele hem devamlı şivatıdı. Bu cinayetlerden tövendikilerini körüstüşke buludu. 1 milyondan artıq kişini xalıgancı kamap koyuş, cismani erkinlikden mahrum kılış, mecburi tuğmas kılış, kıyın kıstakı iliş, mecburi emgekü seliş, dini itikad erkinliki, fikir erkinliki ve hareket erkinlikige iğri çekleme koyuş katarlıklar. Nuremberg Soti 2. Dünya Uruşa ahırlaşkanda uruş cinayetçilerini insaniyetki karşı turuş cinayeti bilen sot kıtartkan idi. Şununla okşaş cinayet bugün Şarkı Türkistan'da yüz beri vatıdı. İkinciden tekşürüşümüzge asaslanğanda bu irqi qırğınçılık hele hem devamlaşıvatıdı. Biz Xitay Komünist Partiya rejiminin Uyghurlarını sistemelik yoqtışığı şahit buluvatımız. Dünyada iqtisadi, harbi ve siyasi cahette ikinci orunda turduğan, özünü dünyanın yetekçisi kılıp körüstüşke, xalqara sistemede öz obrazını tikleşke urnuvatkan Xitay rejimi, özünün Xitay'daki aciz etnik milletlerini ve dini topluluklarını mecburi asimilasiya qılıvatkanlıqını ve yoqtışkı urnuvatkanlıqını eniq bildirdi.
Amerika Taşqı İşlər Ministri Mike Pompeo Xitayğa qılğan çaqırıqıdı kəskin tələffüz bilən haqsız rəvəşdə tutqun qılınğan barlıq kişilərini quyub beyinlər. Atalmış tərbiyələş lagırları, tutup duruş oğrulları, üyidi nəzərbənd qılış və məcburi əmgək sistemisini bekar qılınlar. Məcburi tuğmas qılıb etiş, məcburi hamildarlıqdın saqlanış, məcburi balı çüşürüş, məcburi tuğut çəkləş və balılarını ailəsidin elib getiş qatarlıq, məcburlaş xarakterlik nüfus kontrol qılış tədbirlərini toxtutunlar. Lagir və türmələrdəki barlıq qiynaş və xorlaşını toxtutunlar. Şərqi Türkistan və Xitayının başqa jaylardaki uyğur və başqa dini topluq əzalarına qılıb atqan zulümlərini axırlaşdırınlar. Uyğur və başqa ziyankəşlikə uçurğan millətlərə sayahat qılış və köçmən buluş ərkinlikini qaytırıb beyranlar digərlərini bildirdi. Bayanatın axırda Mike Pompeo munularını alahidə əskərtdi. Amerika Xitay Kompartiyasının baş sekretari Xi Jinpingnin yalğan təşviqat arqalıq paketlərini yüşürüş taktikisini içib taşlaşda köp küç çıxardı. Beijingnin Sharqi Turkistonda yurgizgan vahshiyligi Xitoy rejimining Uyg'urlarga va dunyoning boshqa joylaridagi madaniyatli kishilarga qilgan tajovuzchiligiga vakillik qiladi. Biz sukut qilmaymiz. Agar Xitoy rejimining o'z hokimiyati ostidagi xalqlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazishiga yo'l qo'yilsa, u holda sizlar Xitoyning dunyoning boshqa joylarida erkin yashayotganlarga nimalarni qilishga jur'at qila oladiganligini tasavvur qilib beqinglar. Pompeo sözüdə yana Xitayının qılmışlarının hesabını soraş üçün köp dövlətlik həmkarlıq orqanlarının quruluşu kerakligini bildirib, xalqara cəmiyyətə çağırıqdı boldi. Şunaqla Taşqı İşlər Ministerligigə rayonnu közütüşkə və məlumat toplaşqı davam qılış haqqıda təlimat bərgənlikini bildirdi. Gerçi Amerika tüncü bolub bu qararını çıxarğan dövlət bolsumu, amma yuqur dərəcəlik məmuri əməldarlar başqı dövlətlərinin pat yıqındı bununqa əgişişini ümit qıldıqanlıqını bildirdi. Xitay Amerikanın 28 sabıq əməldarıqa caza yürgüzgərlikini elan qıldı. Amerika avazının 20 yanvardaki xəbirdə bildirilişçə, Amerikanın yeni prezidenti Biden hüquq ötküzü alğan bir pəyitdə, Xitay bayanat elan qılıb, Trump hükümetinin taşqı işlər ministeri Mike Pompeo qatarlıq 28 sabıq əməldarıqa caza yürgüzgərlikini elan qılgan. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanatıda Xitayının içki işlərgə arlaşış, Xitayının mənfəəti və Xitay-Amerika münasibətigə ziyan yetkizgənlik səbəblik Mike Pompeo, Pottinger və Navarro qatarlıq Trump hükümetinin 28 əməldarıqa caza yürgüzüşünü qarar qılğanlıqını, onlarının Xitay, Hong Kong və Aumınqı kirişini çəkləydiqanlıqını, onlarının münasibətlik şirkətləri və orqanlarının mı Xitay bilən bolğan alaqısının çəkləndiqanlıqını bildirgən. Boston Institute'nin siyasi pallar profesori Harvard University Fairbank Xitay Məsilisi Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Robert Ross bu axtı toxtulub, Xitay uzundun buyan Pompeo'nu közdüb gəldi. Onlar Amerika-Xitay münasibəti məsilisi də konkret kişilərini cavabkarlıqı tartmaqçı. Birinci tallaş əlbəttə Taşqı İşlər Ministeri Pompeo. Çünki o Xitayğa qarşı ideologiya uruşunun aldın qısəpədə turub gəldi digən. O yana Trump vəzifə ötügən 4 yıldan beri Məyli Tayvan məsələsi, Saudi uruşu, ideologiyelik uruş ya ki başqa işlər bolsun, Xitayının çişini çişləb gəlgəlləkini, onlar vəzifədən ayrılışı bilərlə hesab almaqçı bolqallıqını bildirgən. Bildirilişə, Beijing dairləri caza yürgüzgən kişilərinin həmməsi Trump hükümetindəki danlıq şəxslər bulub, Taşqı İşlər Ministeri Pompeo, Prezidentinin Dövlət Bixatərlik Məsləhətçisi O'Brien, Muavin Dövlət Bixatərlik Məsləhətçisi Pottinger, Prezident Saudi məsləhətçisi Navarro qatarlıqlarını öz içə aldıqan. Mütəxəssislər Xitayının məqsədi haqqındakı pərizini oturuğa qoyub, Xitayının yenidən hüquq ötküzüb alğan Biden hökumətini Trampqa oxşaş Xitayğa qarşı hərəkət qollanmaslıqdan ağahlandırmaqçı ikənligini bildirişgan. Mütəxəssislər yana Trampın cəza tizimlikigə kirgizilməsliyi haqqında toxtulub, Xitayının yanılı məlum cəhətdə Trampdan əndişə qılıdığan yeri bolışı mümkinligini oturuğa qoyğan. Yevropadaki siyasi partiyalar Yevropa İttifaqını Uyğurlar uçuravatqan zulümünü irqi qırğınçılıq dep atashqa çağırdı. Amerika Trump hükümetinin Xitayının Uyğurlarga qılıvatqan zulümlerini irqi qırğınçılıq dep bekitişi Yevropadaki siyasi partiyalarının mu alqışıqa erişti. Yevropa Konservativler ve İslahatçılar Partiyası 19 yanvar günü bayanat elan qılıp, Amerika hükümetinin kararını qarşı aldı. Onlar bayanatta Yevropa Konservativler ve İslahatçılar Partiyası Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo'nun Şərqi Türkistandakı xorlanışını irqi qırğınçılıq dep etiraf qılğan bayanatını qarşı alıdı. Bizmi öz fəaliyyətlərimiz nəticəsində oxşaş yekunğa erişkən
ve Xitay Kompartiyasının kişilik hukuku kılıvatkan iğir dəxli təruzidin küçülük əndişi kılgan idi. Bizni ən bir aram kılıvatkanı növətti 2 milyonu yakın Uyğur Xitayının ceza lagırlarda tutup durulvatkanlıqı ve o yerde mecburi tuğmas kılınış qatarlıq insan kılıbıdan çıkan muamillerge ufkuravatkanlıqıdır digerlerini bildirdi. Ular bayanatı diyene Avrupa İhtipakını mı Uyğurlarga qartılgan zulümne irqi qırgınçılıq dep atışkı çakırgan ve mündaq digen. Avrupa Konservatifler ve Islahatçılar Partisi Avrupa İhtipakını Amerikini ülge kılıp oxşaş karar çıkarışka yani Şarkı Türkistan'daki vakalarının irqi qırgınçılıq işkerlikini itiraf kılışka ündeydu. Amerika Uyğurlarga qartılıvatkan zulümne tüncü bulup irqi qırgınçılıq ve insaniyetke karşı cinayet dep itiraf kılgan devlet bulup Amerika hükümeti ve halkaradaki kişilik hukuk teşkilatları yanımı köp devletlerini oxşaş karar ilişki rıqbetlendirmekte. Angliya Tashqi ishlar ministri Xitayni Birleşken Milletler Teşkilatının Şarkı Türkistan'da tekşürüş elip berişiga yol koyuşka çakırdı. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab 17 yanvar Xitayni Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komisarının Şarkı Türkistan'daki lagırlarda tekşürüş elip berişiga yol koyuşka çakırdı. Rabbinin tekitleşçe, eğer Xitay Şarkı Türkistan'da korkunuşluk kişilik hukuk depsendikiliki 101 vatkallıqını yalgan dese, ondaqtı xalqara tekşürgücülerinin rayonu tekşürüş elip berişiga yol koyup, bunun yalganlıqını ispatlaşı kerek iken. Dominic Raab 17 yanvar günü Angliya Sky News'nın ziyaretini kubul kılıp mundaq dedi. Xitay bularının hemmesini garip yasap çıkan yalgan haberlerdir, Angliya bunun içindeki asaslıq devletlerinden biri edip geldi. Biz şunu davetimiz. Eğer sizler bu ahtaki bayanlarını, işbadi ve haberlerini kabul kılmasanlar, ondakta bunu eniklaşının adli yolu var. O bolsumu Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komissarının ziyaret kılışı. Bu oğrularını tekşürüşü ve körüşüge yol koyuştur. Dominic Raab, muhbirinin Xitayının hareketini irqi qırgınçılıq dep qaraydıgan qarmaydıganlıqı, bu meselini bu yıl 6 ayda Angliyanın sahipxanlıqı da ötküzüldüğün 7 devlet başlıkları yığınında kün tertipke koyduğun koymaydıganlıqı haqqıdaki sualıga, bu irqi qırgınçılıqının murakkep eniklemesiğe çüşüdüğün çüşmeydıganlıqını sot karar kılışı kerek dedi. Onun tekitleşçe sot kandak karar kılısı kılsın, Xitayının Uyğurlarının kişilik hukukunu korkunuşluk derecede depsende kılınıvatkanlıqı, nüfuzluk oğrularının dökülatlarda kail kılarlıq ve işençilik şekilde eks etmektiken. Erdoğan tilini terakki kıldıralmayan milletler yıldızları kurup ketken derahlarge okşaydı dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, eğer millet bulu süptümüz bilen bizden bir medeniyet davayımız bulduğun olsa, onu aldı bilen Türkçedin başlaşımızı doğru kilidi, dedi. Cumhur Reis Erdoğan, Cumhur Reislik Mahkemesi'de ötküzülgen Medeniyet ve Sayahat İşleri Ministerliğinin 2019-2020 yıllık alahide mükafatları yığındı söz kıldı. O yığındaki sözü de tilgi iyi çıkmağın, tilini terakki kıldıralmağın milletler, yıldızları kurup ketken derahlarge okşaş şamal çıkkandı öğürlüp çüşkü mahkumdur dedi. Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler tıpkı kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur. Peyami Safa bunu dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir diyerek ifade ediyor. Ve sözünü devamlaştırıp nurgun sahalardaki müşkülatlarının negizi de til yatıdı. Tilimizga onunla layık dikkat ve ehmiyet vermeyi durup başka meselelerde ilgirleş hasılı kılalmayımız diğerlerini kayıt kıldı. O yana eğer millet bulu süpitimiz bilen bizden bir medeniyet davayımız bulduğun olsa onu aldı bilen Türkçedin başlaşımızga doğru kilidi diğerlerini sözlerine ilave kıldı. Antony Blinken sabık hükümetinin Uyghurlar ve Tayvan meselesindeki siyasetini devamlaştırdığını bildirdi. Amerika Avazı'nın 22 yanvardaki haberde bildirilmişçe Amerika'nın yeni taşkı işler ministeri Antony Blinken, Trump hükümetinin Şarkı Türkistan ve Tayvan meselesinde Xitay'ı tutkan meydanını kollaydığını hakkında enik pozisiya bildirdi. Haberde kayıt kılınışça Biden hükümeti Xitay'ın Amerika'da hakimiyet almış vatkan payette Trump hükümeti emeldarlarına ceza yürgüzgenlikini ayıplıgan. Biden hükümetinin taşkı işler ministeri Blinken, Amerika hükümetinin Xitay'ı kullanan katlıq pozisiyasının devamlı işini kollaydığını bildirgen. O özünün Cumhuriyetçiler Partisi bilen hemkarlaşıdığını tilge elip ötken olup, onun sözü Amerika'nın kelgüsü 4 yılda birlikte gelgen taşkı siyasetke ege bulunduğunu bildirdiken. Blinken yana sabık taşkı işler ministeri Pompeo'nun
Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligi haqidagi qaroriga qo'shilganligini hamda Biden hukumatining Tayvan munosabati qonunini davomli ijro qiladiganligini Amerikadagi ikki partiyaning bu jihatda o'rtoq to'nishi borligini bildirdi. Blinken Tayvan masalasida to'xtalib, Amerikadagi partiyalarning Tayvanga bergan kuchlik va uzun muddatlik va'dasi bor. Tayvan munosabat qonuni bu va'daning bir qismi. Tayvanning Xitoyning tajovuzchiligiga qarshi tura oladiganligiga kafolatli qilish masalasiga kelsak, Biden hukumatı buni chuqur davomlashtiradi deganlarni bildirdi. Sobiq bosh minister Ahmad Davutoğlu hukumatni qattiq tanqid qildi. Turkiya kelajak partiyasining raisi sobiq Turkiya bosh ministri Ahmad Davutoğlu kelajak partiyasining Anqaradagi markazda 20 yanvar o'tkazilgan matbuot yig'inida Amerika Devlet Meclisi'de Birleşken Milletler Teşkilatı'da ve Avrupa Parlamentosida Şarkı Türkistan meselesi kün tertibki kilibatkan bugünkü günde Türkiye hükümetinin Türkiye Parlamentosida bu meselini otturgu koymağallıqını kattık tenkit kıldı. Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan hükümeti bilen onu kollavatkan Milletçi Hareket Partisi'nin Uygur siyasını kattık tenkitlep bunularını dedi. Türkiye Parlamentosida Uygur meselesini kün tertibki elip gelgeli koymaydı. Uyghur qarindoshlarimiz uchrayotgan zulmni hukumatni qo'llayotgan davlat bog'chaligimi kun tartibga elib kelmaydi. Amerika hukumatı irqiy qirg'inchilik ekanligini e'lon qildi. Lekin bizning hukumat bu masalani tilg'a olmayotdi. Germaniyalik turk futbolchi Mas'ud O'zil yaqinda Turkiyaning eng cho'ng futbol klubiga keldi. Ma'lum bo'lgandek, u 2019 yili dekabrda o'zining Twitter, Facebook, Instagram qatorliq ijtimoiy tarmoqlarida Uyg'urlarga zulm va besim qilayotgan Xitoy rejimini va bu zulmga sukut qilgan musulmon dunyosini qattiq ayiblagan edi. Mas'ud O'zil bu bayonoti bilan xalqaro zo'r g'ulg'ula paydo qilgan edi. Ayni chaqdagi Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Mas'ud O'zilning mardonaligini tabriklagan edi. Ahmad Davutoğlu 20 yanvardagi bayonotida Mas'ud O'zilni prezident Recep Tayyip Erdoğan'ga Uyg'ur masalasini anglatishga chaqirib, Mas'ud O'zil Fenerbahçe futbol klubiga keldi. Bunudan hammamiz bek xursand bo'ldik. Mas'ud O'zil efendi prezident Erdoğan bilan uchrashganda Uyg'ur masalasini anglasin. Biz Erdoğan'ga Uyg'ur masalasini tushundirmadik. Balki Mas'ud O'zilga yuz kelmay anglagandan keyin Uyg'ur masalasi to'g'risidagi sukutini buzishi mumkin. Hukumat numus qilsin, numus deganlarni bildirdi. Turkiya hukumatı hozir ichki siyosatda millatchilik ideyasini targ'ib qilmoqda. Ahmad Davutoğlu bayonotida hukumatni Uyg'ur masalasida Mas'ud O'zilchilik bo'lmadi deb ayiblab mundaq dedi. Angliya parlamenti, Yevropa parlamenti va Amerika parlamentida Uyg'ur masalasi o'tirg'i qo'yilayotgan bugungi kunda sizlar bu yerda millatchilik va milliylikni ta'kidlab turib, Mas'ud O'zilchilik Uyg'urlar to'g'risida fikr bayon qila olmayotsizlar. Men Mas'ud O'zilga shuni demoqchimanki, sening futboldagi ufqlaring kishilik huquq jihatimi davom qilsin. Uyg'ur masalasiga izchil holda ko'ngil bo'lib, Turkiya hukumatining sukutini buzgan. Dünya Uygur meselesi dolayısıyla oradaki soydaşlarımıza, kardeşlerimize baskı dolayısıyla Sayın Bahçeli de bahsedemez, o da soykırım ilanları yapıyor. Birçok ülke parlamentosu, bizim parlamentoda bile konuşmanıza izin vermiyor. Çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var, üzerinizdeki Şubatçıların vesayeti var. Ha arkadaşlar, bu arada bir şeye sevindim. Ben Fenerbahçeliyim. Hani Galatasaraylar, Beşiktaşlar gücenmedi. Hep bütün şeyi tutar. Şimdi Mesut Özil geldi. Fenerbahçelerde çok Mesut, hepimiz de Mesut'uz. Ümit ederim ki Mesut Özil bir gün Cumhurbaşkanı karşılaştığında şu Uygur meselesini bir anlatır da biz anlatamıyoruz ona. Belki Mesut anlatırsa onun hakkında dinler de bir gün sesi çıkar. İngiltere Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu, Amerikan Kongresi hepsi Uygur meselesinden bahsedecek. Siz burada milliyetçilik, yerlik, millilik taslayacaksınız. Mesut Özil kadar Uygur meselesini konuşmaktan imtina edeceksiniz. Mesut'a çağrım şu, futboldaki o güzel, ahenkli oyununu insan haklarında da göstermeye devam et ve her gün Uygurlardan bahset ki şunların kulağındaki patpi silinsin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Haftalik Muşim Haberler programımızda görüşmelerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarq Türkistan ve dünya kün tertibiga alaqadar bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga olsunmiz. Qaynamsizlar, ekranimizda bo'lsin.